Merhaba sevgili gençler, biyoloji sorularının çözümünü birlikte yapacağız. 21. soruyla başlıyoruz. Hücrelerin genelinde hücre döngüsünün farklı evreleri arasındaki işleyişi sağlayan G1, G2 ve M kontrol noktaları vardır. Kontrol noktalarındaki dur ve devam et şeklindeki sinyaller numaralandırılmış olayların denetlenmesini ve düzenlenmesini sağlar. Buna göre denetlenen özellikler ve kontrol noktaları ile ilgili eşleştirmeler hangi seçenekte doğru verilmiştir diye bizlere soruyor. Birinci maddeyle başlayalım. İyi ipliklerinin kromozomlara tutunması sizlerin de hatırlayacağı üzere profaz evresinde gerçekleşmekteydi. Profaz evresi mitotik evrenin alt bir basamağı şeklindedir. Bu nedenle birinci maddenin kontrolü M kontrol noktasında denetlenir. Replikasyondaki hasar ve hataların onarılması, replikasyon S evresinde gerçekleşiyordu. Replikasyondan sonra hata var mı diye bakılacağı için bu olay G2 adını verdiğimiz kontrol noktasında denetlenecek. Hücre büyüklüğü ve büyüme faktörlerinin kontrolü ise G1 adını verdiğimiz kontrol noktasında denetlenip düzenlenecektir. Buna göre cevabımız B şıkkıdır. 22. soruda bir hayvan hücresinin hücre döngüsüne ait bazı bölünme evreleri bizlere verilmiş. Buna göre bu evrelerin gerçekleşme sırasının nasıl olduğu bizlere soruluyor. Birinci şekli incelediğimizde iyi ipliklerinin kısalmasına bağlı olarak kardeş kromatitlerin ayrıldığı gözlenmiştir. Bu nedenle bu evremiz ana faz evresidir. 2 numaralı evrede ise artık boğumlanmanın çok fazla olduğunu, çekirdeğin yeniden oluşmaya başladığını gözlemliyoruz. Bu nedenle 2 numaralı evre telofaz evresidir. 3 numaralı evreye baktığımızda ise kromozomların ekvator düzlemine tek sıra halinde dizildiğini görüyoruz. Bu evre metafaz evresidir. 4. evrede ise iyi ipliklerinin oluşmaya başladığını, çekirdeğin çekirdek zarının eridiğini, kromozomların ise oluştuğunu görüyoruz. Bu evre ise profaz evresidir. Hatırlayacağınız üzere bu evrelerin gerçekleşme sırası profaz, metafaz, anafaz ve telofaz şeklindeydi. Anafaz, telofaz şeklindeydi. Buna göre sıralama yapacak olursak profaz önce yani 4, sonrasında metafaz yani 3, sonrasında anafaz yani 1 ve son olarak da telofaz yani 2 numaralı evrenin gerçekleştiğini görüyoruz. Buradan cevabımızı D şıkkı olarak işaretliyoruz. 23. sorumuzda ise eşlenmiş bir kromozomun şekli numaralandırılarak bizlere gösterilmiş. Biz de bu kromozoma bakarak yapıları delikte adlandıralım. 1 ile gösterilen kısım kardeş kromatitlerdir. Kardeş kromatitler. 2 ile gösterilen kısım kromozomların tutunduğu iyi iplikleridir. 3 ile gösterilen kardeş kromatitlerin birbirine yaklaştığı bu bölge sentromerdir. Sentromer. 4 numaralı kısım ise kromozomun iyi ipliklerine tutunmasını sağlayan kinetokor adını verdiğimiz yapılardır. Kinetokor. Buna göre birlikte soruyu çözmeye başlayalım. 4 numaralı yapının iyi ipliği olduğunu, iyi ipliklerinin bağlanmasını sağlayan kinetokor proteinleri olduğunu söylüyor. Bu doğrudur. B şıkkında 3 numaralı yapının sentriol olarak adlandırıldığını söylemiş bize. Ancak 3 numaralı yapı sentriol değil, sentromerdir. Bizler yeniden sentriolü hatırlayacak olursak, genellikle hayvan hücrelerinde bulunan ve sentrozomun yapısını oluşturan mikrotübül yapılardır. Ve sentriol bir organelin parçasıdır. Sentromer ise kromozomların, daha doğrusu kardeş kromatitlerin birbirine yaklaştığı bölgelerdir. 24. soruda ise aşağıda bal aralarında görülen üreme süreci şematize edilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye bizlere soruluyor.
Erkek arının kalıtsal özelliği kraliçe arı ile aynıdır diyor. Biz de buraya kraliçe arının 2N kromozomlu olduğunu, erkek arının ise N kromozomlu olduğunu belirtelim. Dolayısıyla erkek arının kalıtsal özelliğinin kraliçe arı ile aynı olması mümkün değil. Çünkü erkek arı döllenmemiş yumurtadan oluşuyor. Yumurta ise meyoz bölünme ile oluştuğu için kalıtsal yapıları aynı değil, farklıdır. Döllenmiş yumurtalardan kraliçe ya da işçi arıların oluşumu modifikasyondur. Bu bilgi doğrudur. Çünkü eğer döllenmiş yumurtayı polen ile beslersek işçi arı, eğer arı sütü ile beslersek kraliçe arıyı oluşturmuş oluyoruz. Kraliçe ve işçi arı diploid, erkek arı ise haploid'dir. Zaten burada döllenmiş yumurtadan kraliçe veya işçi oluşumunu görüyoruz. O yüzden kraliçe ve işçi arılar diploid, erkek arı ise döllenmemiş yumurtadan mitoz bölünme ile oluştuğu için haploid'dir. Döllenmemiş yumurtalardan erkek arıların oluşumu partenogenezdir. Bu ifade de doğrudur. Yani cevabımız D şıkkı gelir. 25. soruda bir hücrenin mitoz bölünmesi bizlere şematize edilmiş ve hemen biz de şekli inceleyelim. Bu evrede kardeş kromatitler ayrılıyor. Yani anafaz evresi var. Anafaz evresinden sonra telofaz evresi ve arkasından da sitokinez gerçekleşecek. Dolayısıyla iki kromozom bir hücreye, iki kromozom bir hücreye gidecek. Ve mitoz bölünme olayı olduğu için de başlangıçtaki ana hücremizde de yine iki kromozom bulunacaktır. Mitoz bölünmeyi N, 2N ve 3N kromozomlu hücreler geçirebilir. Bu nedenle N eşittir 2, 2N eşittir 2 diyebilirim. Ancak 3N eşittir 2 olmaz. Buna göre bölünmeyi geçiren hücrenin kromozom sayısı hangileri olabilir diye sormuş. N eşittir 2 olabilir, 2N eşittir 2 olabilir, ancak 2N eşittir 4 olamaz. Cevabımız B seçeneğidir. 26. soruda gamet hücresinde 12 kromozom bulunduran diploid sağlıklı bir canlıya ait hücre ard arda 3 kez mitoz geçirmiş. Buna göre bölünme sonucunda oluşan hücre sayısı ve bölünmenin anafaz aşamasında görülen kromozom sayısı bizlere sorulmuş. Gamet dediğimiz hücre N kromozomludur. N kromozomlu hücrede 12 tane kromozom bulunuyor ise diploid hücrede yani 2N'de 24 tane kromozom bulunur. Eğer bir hücre arka arkaya 3 kez mitoz bölünme geçiriyor ise oluşan hücre sayısını 2 üzeri N formülüyle bulabiliyoruz. Yani 2 üzeri 3'ten 8 yavru hücre oluşacaktır. Anafazdaki kromozom sayısı ise 24 kromozomlu bir hücreye mitoz bölünme geçirdiğimizde kardeş kromatitlerin ayrılmasından kaynaklı, bakın şu normal kromozomumuz ve bu kardeş kromatitler ayrıldığında kromozom sayısı 2 katına çıkıyor. O yüzden 24 kromozom anafazda 48 kromozoma çıkmalıdır. Cevabımız C şıkkıdır. 27. soruda havuç bitkisinden alınan parenkima hücreleri kullanılarak doku kültürü yöntemiyle yeni bitkilerin üretimi aşağıda şematize edilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Doku kültürü bir eşeysiz üreme çeşididir. Eşeysiz üreme çeşididir ve eşeysiz üremenin temeli mitoz bölünmeye dayanmaktadır. Biz de sorumuzu buna göre çözelim. Kültürde gelişen bitkilerin çekirdek DNA'larındaki nükleotit dizilimi ata bitki ile aynıdır. Evet, bu olayın temelinde mitoz bölünme gerçekleştiği için birinci madde doğrudur. Kültürde gelişen bitkilerin kromozom sayıları farklıdır diyor. Yine temelinde mitoz bölünme olmasından kaynaklı. Mitozda hatırlayacağınız üzere kromozom sayısı değişmiyordu. Bu nedenle ikinci maddemiz yanlıştır.
Ata bitki ile kültürde gelişen bitkilerin fenotipleri farklı olabilir. Evet, birisi daha uzun ya da birisi daha kalın görünebileceği için üçüncü maddemiz doğrudur. Buradan cevabımız C seçeneği gelir. 28. soruyla devam ediyoruz. Ayrık otu ve zencefil gibi bitkilerin toprak altına odyumlarından gelişen sürgünler yeni bitkilerin oluşmasını sağlar. Buna göre yukarıda bahsedilen üreme biçimi sırasında verilenlerden hangileri gerçekleşir? Evet, bize verilen üreme olayı sürgünlerden yeni bitkiler geliştiği için bir eşeysiz üreme şeklidir. Eşeysiz üremede tohum oluşmaz ve yine toprak altı nodyumlardan geliştiği için spor oluşumu görülmez. Boğumlanma hayvan hücrelerinde gerçekleştiğinden bize verilen canlılarda bitki olduğundan üçüncü madde yine yanlış olur. Hücresel farklılaşmanın gerçekleşmesiyle ise bitki mitoz bölünmeler geçirdikten sonra bazı kısımlarının köke, bazı kısımlarının gövdeye, bazı kısımlarının yaprağa dönüşmesi farklılaşmaya örnek olduğundan cevabımız A şıkkı gelir. 29. soruda aşağıdaki grafikte mitoz bölünme geçiren sağlıklı bir hücrenin çekirdek DNA'sının miktarının zamana bağlı değişimi bizlere gösterilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor. DNA miktarının iki katına çıktığı evre S evresidir. S evresinden önce G1 evresi var. T2 ve T3 aralığında ise G2 ile mitotik evre gerçekleşiyor. T3'te ise DNA miktarı yeniden yaralandığı için bu evre sitokinez olarak ifade edilir. Birinci maddede 0-T1 zaman aralığında hücre G1 evresinde diye söylüyor. Birinci maddemiz doğrudur. T1-T2 zaman aralığında hücredeki serbest deoksiribonükleotit miktarı azalmıştır. Evet, yeni bir DNA sentezleneceğinde, yani replikasyon olayı sırasında ortamdaki serbest deoksiribonükleotitler kullanılarak yeni DNA zincirleri yapıldığı için ikinci madde doğrudur. T3-T4 zaman aralığında sitokinez gerçekleşmektedir. Evet, çünkü DNA miktarı yaralanmıştır. T2-T3 zaman aralığında çekirdek bölünmesi gerçekleşir. Yani mitotik evreyi bize kastettiği için cevabımız E şıkkıdır. 30. soruda aşağıdaki şekillerde aynı türe ait iki amipin sitoplazmalarının eşit miktardaki belirli bir kısmının kesilmesi sonucunda gerçekleşen deneyler bizlere gösterilmiş. Buna göre açıklamalarından hangileri yapılabilir diye de soruyor. Biz de ilk önce şekilleri inceleyelim. Birinci şeklimizde amipin belli bir yüzeyi kesilmiş, çekirdeği olmayan kısım ölmüş ve çekirdeğin olduğu taraf ise büyümüş. İkinci şekilde ise yine amip kesilmiş, çekirdeği olmayan kısım ölmüş. Geriye kalan çekirdekli bölme ise bölünerek sayısını arttırmış. Buna göre biz de ifadeleri bir okuyalım. 2 numaralı deneyde oluşan yeni hücrelerde çekirdekteki kromozomların niteliği ve niceliği normal şartlarda ana canlıyla aynıdır. Evet, çünkü bir mitoz bölünme gerçekleşiyor. Birinci maddemiz doğrudur. 1 numaralı deneyde kullanılan amipin sitoplazması DNA replike olmadan kesilmiş. Evet, eğer DNA replike olsaydı, ki ikinci şekilde böyle, o zaman hücre bölünmek zorunda kalırdı. Ancak birinci şekilde büyümüş, demek ki kesilmeden önce replike olamamış. İkinci maddemiz doğrudur. Üçüncü maddede 1 ve 2 numaralı deneyler büyüme, bölünme olaylarının çekirdek tarafından denetlendiğini ispatlar. Evet, bakın, çekirdeksiz olan kısımların öldüğünü ve çekirdek bulunuyorsa hücrenin bölünebildiğini gözlemleyebiliyoruz. Üçüncü maddemiz doğrudur. Cevabımız E şıkkı gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.